En düşük memur maaşının 22.000 TL'ye yükseleceği açıklanmıştı. Şimdi gözler kabine toplantısına çevrildi. 2023 yılının birinci 6 aylık dönemine ilişkin gerçekleşecek olan enflasyon rakamı verilerine göre memur ve memur emeklilerimize bir zam uygulaması söz konusu olacak. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranıyla belirlenen memur zammı için vatandaşlar Haziran ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Geçtiğimiz 2 yıldan bu yana özellikle enflasyon rakamlarındaki hareketlilik, piyasa koşulları, ekonomik gelişmeler vesaire her ne kadar toplu sözleşme şartları, kuralları geçerli olsa da hükümetin genelde memur ve memur emeklilerimizi diğer işçi ve bağkur emeklilerinde olduğu gibi enflasyon rakamının altında bırakmamak adına toplu sözleşme koşullarının üzerinde bir zam yapmak suretiyle memur ve memur emeklilerimize de bir avantaj sağlamış gibi gözüküyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını önceden duyurmuştu. Kamu işçilerinde yapılan artıştan sonra en düşük memur emeklisinin maaşını 22.000 lira olarak ifade etmişti, ortaya koymuştu. Şimdi bu 22.000 lirayı baz alarak değerlendirmek gerekirse bu 22.000 lira üzerinden zamları düşünmek ya da memurlarımıza yapılacak olan değerlendirmeleri düşünmek daha doğru olacaktır. En düşük memurumuzun maaşı 22.000 lira olacak ve diğer memurlara da almış oldukları ücretler nispetinde toplu sözleşmeden gelecek olan rakam artı enflasyon farkı artı refah farkı olmak üzere toplam 3 zammı birlikte ya da 3 değerlendirmeyi birlikte ilave ettiğimizde yaklaşık olarak %30'la %35 arasında bir zammın söz konusu olmasını açıkçası bekliyoruz. Mevcut ve zamlı maaş arasındaki farkı kapatmak için ortaya çıkan rakamsa vatandaşı yanlış algıya sevk ediyor. Bugün en düşük memur maaşını 22.000 liraya getirdiğimiz zaman şu anki mevcut maaşla 22.000 lira arasındaki farkı kapatmak için %85'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Fakat bunu dikkate almamak gerekiyor. Yani burada bir oransallıktan ziyade bir düzeltme şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Dolayısıyla şimdi en düşük memur maaşına %85 zam yapılıp 22.000 liraya getirildi. Efendim 20.000 lira maaş alan memura da %85 zam yapılacak diye bir yanlış algıya da düşmemek gerekiyor. Bütün memurlarda aynı oran uygulanacak anlamına gelmemeli. Bunu bu şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Yeni düzenlemenin asıl amacı memur maaşları arasında açılan makasın kapatılması. Burada önemli olan nedir? Taban aylığı 22.000'e çekmek. Taban aylığı 22.000'e çekmek. Şimdi 20.000 lira veya 21.000 lira maaş alan veya 18.000 lira maaş alan bir memura aynı oranı uyguladığınız zaman rakam çok daha yukarılara çıkmış oluyor. Dolayısıyla buradaki amaç memur maaşları arasındaki makas, açılan makasın kapatılması ve ücret adaletsizliğini bir dengeleme şeklinde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Memur maaş zam oranı bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası belirlenecek. En düşük memur maaşını 22.000 lira olarak varsayıp üzerine birinci 6 aylık döneme ilişkin gelecek olan enflasyon rakamı artı refah payı artı toplu sözleşme rakamı dediğimizde memurun alacağı zam da ortaya çıkmış olacak. Bunu da ne zaman net olarak göreceğiz? Bunu 3 Temmuz tarihinde net olarak göreceğiz. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu 1. 6 aylık döneme ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Temmuz tarihinde kamuoyuyla paylaşacak ve 3 Temmuz'dan itibaren memur ve memur emeklilerimizin 1. 6 aylık dönemine ilişkin alacakları enflasyon farkı artı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamaya istinaden de refah payı ne kadar olacak? Bu da ortaya çıkmış olacak. Uzmanlar memur maaşında %30'la %35 oranında bir artış bekliyor.
5 aylık enflasyona baktığımızda %15,23 seviyelerinde ya da 25 seviyelerinde, 23-25 bandında, %15,23, %15,25 bandında. Bunun üzerine yaklaşık olarak %1-1,5'luk daha bir ilave gelme ihtimali söz konusu. Çünkü Haziran ayında biliyorsunuz Mayıs ayında doğalgaz yoktu. Doğalgaz faturalarına doğalgaz yansımamıştı enflasyon sepetine. Haziran ayında doğalgazla gireceği için rakamda 1 puanlık, 1,5 puanlık bir artış söz konusu olabilir. Yani bu rakamda 17 seviyelerinde, %17 seviyelerine gelmiş olacak. Bunun üzerine %13 seviyesinde biz bir refah payı olarak bekliyoruz. Bu da %30 bandı demektir. Bunun üzerine toplu sözleşme rakamını da ilave ettiğimizde, yani %30 ile %35 arasında bir zammın olması değerlendirilebilir. Aylık 22 bin lira olduğunu varsayarsak, 22 binin altında bir kere maaş olmayacak memurlarda, bu bir. İkincisi, bunun üzerinde az önce ifade etmiş olduğum %30 35 bandındaki zammın da uygulanması suretiyle memurlarımız 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemine ilişkin zamlı tarifeyi görmüş olacaklar.